Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir börek tarifim var. İç malzemesini pişirmeyeceğiz. Oldukça lezzetli bir iç harç tarifi vereceğim. Ve çıtır çıtır yiyen herkesin el yapımı zannettiği bir börek. Öncelikle 360 gram kadar benim kıymam varmış, onu ekledim. Elinizde ne kadar varsa koyun, 200 gram olur, 300 gram olur. 6 adet de ben küçük boy patates rendeleyeceğim. 2 adet de havuç. Bu iç harç biraz arttı. O yüzden sizler patates sayısını azaltabilirsiniz. İşte et fazla olabilir. Tamamen sizin arzunuza kalmış ama hepsini çiğden koyacağız. Patates ve havuçları rendeledim. 3 adet küçük boy soğanı da piyazlık doğruyorum ince ince. Bu şekilde de soğanları katacağım. Çok lezzetli bir harç oluyor. Pişirmeden yapacağımız için de oldukça pratik oluyor. Pişer mi acaba gibisinden soracak olanlar olursa çok güzel bir şekilde pişiyor. Gönül rahatlığı ile bu iç harcı dilediğiniz börek tariflerini de uygulayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı dolunca karabiber ekliyorum. Çok yakışıyor. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim. Ve bir miktar da zeytinyağı gezdireceğim. Şöyle elimle güzelce karıştırıyorum. Kaşıkla bunu karıştırmak zordur. Karıştırdıktan sonra bakın bu şekilde oluyor. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Bu böreğimizin en önemli kısımlarından bir tanesi de bu sosu. 3 yemek kaşığı tepeleme un, 3 yemek kaşığı tepeleme nişasta ekliyoruz. Mısır nişastası, patates nişastası veya buğday nişastası hangisi elinizde varsa onu ekleyin. Ben bu harcı açıkçası yetindiremedim. Daha sonra tekrardan bu harçtan hazırladım. Yani 4 adet yufka için ideal ama ben biraz fazla yaptım. 6-7 yufka kullandım ama 4 yufka için tam bir tepsilik için ideal bu sos. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağını bir 300 milimlik bardak ile eklerseniz aslında yeterli gelecektir 5 yufkaya kadar. Bir paket kabartma tozu ekledim ve 1 yemek kaşığı da sirke ekliyorum. Ben 180 milimlik bardak ile sıvı yağını eklemiştim. O yüzden tekrardan sos hazırladım. Şimdi yufkamı açıyorum. Bu sos muhteşem oluyor. Böyle katları kat kat olan, kıyır kıyır ayrılan her bir katı. Harika bir börek oluyor. Evet, yufkamızı tezgahımıza güzelce açtıktan sonra her tarafına girecek şekilde yufkamızı sosluyoruz. Ardından tekrar yufkamızı kare şekilde kapatıyoruz. Kapatmış olduğumuz bu kare şekilde yufkamızı bıçak yardımı ile dörde bölüyoruz. Hazırlamış olduğumuz iç harçları paylaştırıyoruz. Bu şekilde hazırlanmış iç harçlı bir börek bulamazsınız.
Daha önce kol böreği tarifinde denemiştim. Ayrıyeten havuç eklemesi de yaptım. İnanılmaz lezzetli oluyor. Deneyin, bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Evet, bu şekilde de bohça şeklinde de tekrardan kapatıp ters çevirdim. Sosunuzun ve iç harcınızın yettiği kadar yufkaları yapın. Bir tepside 4 adet yufka sığıyor bir tepsiye. Eğer devam etmek isterseniz ayrıyetten 5-6 yufka ile de devam edebilirsiniz, yapabilirsiniz 2 tepsi. Kalan iç harcını bir pakete koyup buzluğa kaldırırsanız bir dahaki börek yapımında kullanabilirsiniz. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. 2 adet yumurta sarısı kullandım. Ve 200 derecede ısınmış fırına sürdüm. Altı üstü güzelce kızarana kadar pişmeye bıraktım ve güzelce kızardıktan sonra fırından çıkardım. Oldukça lezzetli, çıtır çıtır harika bir börek oldu. Böyle tel tel ayrılan, iç harcı zaten çok lezzetliydi. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça da basit. Görünüm olarak da çok güzel. Bakın nasıl güzel ayrılıyor. Kıyır kıyır. İçi yumuşacık. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen.